İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'da kurduğu çadır kentte yaşayan kadınlar, bu yıl Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü buruk geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bölgedeki kadınlara yardım eli uzatıyor. Onların yaralarını sarmak için elinden gelen desteği veriyor. Yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunan kadınlar yaşadıklarını anlattı. Allah kimsenin başına vermesin. Biz yaşadık, kimseye yaşatmasın. Yani hep evlerimizi kıldı. Çocuklarımız enkaz altından kaldı. Kurtuldular çok şükür. Zaten deprem ayakta yakalanmıştık. İlk sabah depremde evimde herhangi bir hasar yoktu ama öğlenki olan depremde benim evim yine berbat bir şekilde dar hasar geçti. Hani yaşanılacak bir durum değil, Rabbim kimseye yaşatmasın. Bambaşka bir duygular içindeyim. İnşallah en kısa zamanda bunları atlatırız. Hani ne güzel orada yaşıyorduk. Sıcak bir yuvamız vardı. Eşimi bekliyordum. Çadırda oturan ne olacak yani? Herkes işinde, gücünde. Şimdi ne iş var, ne güç var, ne bir şey var. Bir aşıya çıkmadı. Ne yapak, ne edek? Çocuklar ne işi var, ne gücü var, işte oturuyorlar burada. Mülk, mal Allah'a kalık. Rakam yok. Türkiye bizim. Nereye giderse zaten ölüm var. Burada ölerek daha iyi dedik. Dört dörtlük olmasa da çok güzel hayatlarımız vardı. İşlerimizin inşaata gider, sabah işe gider, akşam evlerimize sıcak yemeğimiz olur, her şeyimiz olur. Şubat'ın 5'inde yattık, akşam sabah kalktık, felaketle kalktık. Yani anlatılmaz, anlatamak bir şey. Kendi yakamızdan kavrulan insanlardık, çok şükürler olsun. Her gün çorbamızı, yemeğimiz ocağımızda. Allah verenlerden de binlerce razı olsun. Biz razıyız, Allah da razı olsun. Bize sıcak yemeğimiz de geliyor. Ama evindekine uymuyor. Uymuyor. İnşallah bugünler de geçecek. Kayıplarımız yok, onlarla teselli oluyoruz. Bizim için çok zor bir konu. Çok bir zor bir olay. Çok bir zor bir süreçten geçiyoruz. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Çocuklarımız da biz de yani çok perişan olduk. Konteynerlarımıza çıkmayı istiyoruz bir an önce. Günlerimiz neyle geçiyor? Stresle geçiyor. Ağlamaktan geçiyor. Depremin hissettirmesinden geçiyor. Çadırda yaşamak çok zor. Allah kimsenin başına vermesin bizim geçtiğimiz süreci. Benim kaç tane torunum var, 6 tane torunum var. Ve onlara ben hiçbir şey yapamıyorum. Oğlum engelli benim. Benim oğlanın 3 tane çocuğu var, gelinin oğlan, kızın 3 tane var, o birinin 2 tane var. Hepsi üstümdedir. Bir sakin yere çocuklarımı yaptım. Şimdi ben buradan aha ekmek aldıysam, aha şimdi götürüyor bak çocuğum oraya. Çünkü hepimiz 7-8 kişi 10 kişi bir çadırın içindeyiz.